Teran olarak bu şampiyonada yarışman bizi mutlu etti Çankırı adına. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. O nedenle seni bir Cumhuriyet altını ile ödüllendirdik. Teşekkür ediyorum. O nedenle çalışmalarının devamını diliyorum. Varlık olarak her zaman arkandayız. Güreş Federasyonu'yla ve Güreş Camiası'yla iç içe bir varlık yürütüyoruz. Zaten ben şu anda da İstanbul Güreş İstas Kulübü'nde as başkanım. Bir personelimizin, görevlimizin Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olması beni mutlu etti. Şimdi şöyle, onu özellikle belirteyim, zaten takdir edilecek yanı bu. Gündüz mesaisinde yoğun bir şekilde bizimle birlikte oluyor. Vali yardımcısı arkadaşımızla birlikte oluyor, bizim programları takip ediyor. Ondan sonra da belki akşam 8'de 9'da bazen daha da geç gidiyor spor müdürlüğünde antrenman yapıyor. Bu herkesin yapabileceği, fedakarlıkla gerçekleştirebileceği bir şey değil. O nedenle kendisini tebrik ediyorum hakikaten. Hep yani bu şampiyonlukları hep kıl payıyla kaçırdım. Ama kurban olduğum Allah bir yerde nasip etti. Nasip bir güneymiş. Dünyada ilk defa derece yapıyorum. Çok mutluyum. Çankırımıza böyle bir madalya kazandırdığım için o kadar sevinçliyim. Artı 28 senenin karşılığını bir dünya üçüncülükle onurlandırdım. Çok sevinçliyim. Giden sene valilikte çalışırken çırağım ve talebim Levent Durlanık'la karar verdik. Dedi ki biz bu veteranlar dünya şampiyonasını hazırlanalım. Giden sene Eylül ayında başladık. Levent kardeşimle birlikte bir senedir buna hazırlandık veteranlara. Sabah tabii ki zorlukları var. Ama zorluklar vardı, pes edecek, pes etmedik Levent kardeşimle. Akşama kadar saat 5.30'a kadar yeri geldi valimizin programı oldu. 7'de 7'ye kadar çalıştık. Yeri geldi 8'e kadar çalıştık. Ama biz pes etmedik, yılmadık. 8'de geldik. Burada 10'a kadar güreş minderinde. Gençlik Spor İl Müdürümüz de bize sağ olsun çok iyi niyet gösterdi. Valimizin yoğun tempoda çalışması akabıyla biz de mecburen onun yanındayız. O zor şartlarda bile biz antrenmanımızı kesinlikle ve kesinlikle aksatmadık. Sürekli antrenmanımızı yaptık. Tabii ki orası da bizim ekmek teknemiz. Hem orada çalışacağız, hem burada çalışacağız. Ora olmadan bura olmuyor. Günüz makam şoförlüğü yapıyorum. Akşam da güreş antrenmanlarına devam ediyoruz. Ben kendisinin hem çırağıyım, 20 senelik. Hem yani kardeşiyim, hem evladıyım, öyle diyeyim yani. Kendisini çok seviyorum. Benim üzerimde çok büyük emekleri vardır. Bizi güreşe başlatan, elimizden tutan, bugünlere getiren kendisidir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarısını da kutluyorum. Kendisi güreş sevdalısı bir insandır. Bizlere güreş öğretti. Çankırımıza birçok güreşçi kazandırdı. Yani hepsi başarılı olmasa da bir yerlere bu sporun sayesinde arkadaşlarımız bizler gibi bir yerlere geldi. Bunun da en büyük emek sahibi İsmail abidir. Şimdi bir senedir yaklaşık kendisi şu anda makam şoförlüğü yapıyor Sayın Vali Yardımcımızın şoförü. Bu yüzden akşamları bir yıldır şeylere hazırlanıyoruz. Güreş veteranlar güreş turnuvasına hazırlanıyoruz. Şükürler olsun karşılığını gördük. Ben de gidecektim bu sene. Benim ufak bir sakatlığım oldu. Ben gidemedim. İsmail abi gitti. Kendisi de dünya üçüncüsü oldu. Zor şartlarda çalışıyor. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Thank you.
İsmail abi şuraya bir gelsene şu. Su var mı? Bir tane içeceği de ihtiyarla karıştırma ya. Genç adam ya be. Adamın aşkın keyfi. Vallahi helal olsun. Ya. Şimdi kollar yorulmadı ya. Heh, tamam.